Ne oldu Gencer Bey? Niye kızardınız öyle? Ay sizin de mi alerjiniz var? Yok, patates pren tuzlu olmuş bu sefer de. Gerçekten mi? Evet. Hiç de tuzlu değil. Siz tuzluya tuzlu. Sen niye benim söylediklerimin tersini söylemeye çalışıyorsun? Siz söylüyorsunuz. Olan şeyin tersini söylüyorsunuz. Maşallah. Ablanın iki nasıl güzel anlaşıyorlar. Gördünüz mü sevgili izleyiciler? Ne söylesem ben tuzlu diyorum. Hayır tuzlu değil. Siz tuzlu olan şeye başka bir yorum bulsana. Tuzlu olan şeye tuzlu diyorsunuz. Yemeğin kendin tatlı bulma. Bu yemekte eleştirecek birçok şey var tuzundan başka. Allah'ım iki elçi gibisiniz ya. Rahmetli kayınvalidem öyle derdi. Elçiler anlaşmış da çamaşırlarına ip asmışlar, birbirine karışmış derdi. Aynı o gibi oldu. Gencer Bey beni çekemiyor o yüzden. Niye çekemeyeyim canım? Kız senin gülün gelmedi ki seni niye çekemesin? Güzelliğini desem adam gayet yakışıyor. Erkek. O yüzden değil. Ondan daha dişliyim. Benim enerjimi kıskandı o. Dişli yarışması değil bu. Enerji yarışması da değil. Bence Gencer Bey beni kıskanıyor. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Gencer Bey öğrenci menüsüyle çıkacak karşımıza. Benim Ebru Hanım'ı kıskanmam için onun benden daha iyi yemek yapıyor olabilmesi lazım ki ben Ebru Hanım'ı kıskanayım. Şekila görülüyor ki ben daha iyi yapıyorum belli ki. Evet, en iyisi Esra Hanım yorum yapsın da içimizi ısıtsın. Buyurun Esra Hanım. Vallahi çok yorumum pek iç ısıtacak gibi değil Kadir Bey. Niye? Tuzlu yine. Lahana mı patates püresi mi? Lahana. İçi. İç harcı. Ha, içi de tuzlu. Evet, içi de tuzlu geldi bana. Peki lahana da çok iyi pişmemiş açıkçası. Evet. Nesi? Biraz diri kalmış. Lahana mı? Evet. Haşladık o kadar ya. Vallahi diri kalmış. Çok ayıp ettin. O kadar da seninle konuşmuştuk ama. Peki patates püresinin kıvamı falan nasıl? Ya da dedi hanımefendi farklı usulle pişirdim dedi. İçinde farklı bir lezzet alıyor musun? Kıvamı güzel. Farklı bir lezzet almıyorum, hayır. Yani normal lahana sarmasının aromasını alıyor musunuz? Yeni bahar mı var içerisinde? Hayır. Yeni bahar gibi. Şimdi Esra Hanım normal aynı bizim Türk usulü lahana sarmasının tadını alıyorum dedi. Afiyet olsun Esra Hanım. Salatanızın da tadına bakın. Onu da sonra yorumunu alacağım. Gencer Bey, farklı bir aroma var mı içinde? Var. Yani kıyması daha yoğun tabii ki de diğer lahana sarmalarına göre bir kere. Evet. Lahananın dışı birazcık az pişmiş. Patates püresiyle çok yakıştırdım bu arada. Afiyet olsun. Patates püreniz bir tık tuzlu olmuş ama lahananın patates püren birbirini çok güzel dengelemiş. Evet. Bir tek lahananın dışı pişmemiş. Onun dışında iç harcını da sevdim yani. Hafif biraz lahana da böyle olmaz mı zaten? Çok dağıldığı zaman kötü durmaz mı? Eriyor zaten. Benim yani annemin yaptığından belki bu farklı bir durumdur. Hani ilk kez yediğimiz bir şey ama yani bana birazcık da kıyıl kıyıl geldi yani. Hani ağzıma birazcık öyle geldi ama iç tadı, lezzeti, patates püresi. Kıyıl içi mi, dışı mı? Dışı. Daha diri yani. Daha diri yani. Evet. Kıyıl kıyıl. Ama zaten lahana ya hani böyle bazıları hatta hamileler falan elleyemezler kırıl kırıl ediyor diye. Hani çok haşlanma yani bir tık daha böyle bir tık daha haşlanabilirdi. Patates püresi tuzlu olmuş ama iç harcıyla birbirini dengelemiş. Yani güzel bir tek dışı dışında sıkıntı yok. Ama asla Türk usulünün yanından bile geçmiyor. Türk usulü demiyorum zaten. Yani hani şu an benzerliği olabilir ama asla Türk değil. Türk usulünde denediğimiz o lahana ile kıyasladığımız zaman bana daha sert geldi dışı. Peki afiyet olsun. Feraye Hanım. Katılıyorum Gencer Bey'e. İç harcı çok güzel. Lezzeti, afiyet olsun. Püresi de çok güzel. Sadece lahana bir tık daha haşlanabilirdi. Damar kesilmiyor. Damarı geliyor. Lahananın içinde farklı ne var peki? Karabuğday. Karabuğday. Güzel. Lezzetli. Şimdi Esin Hanım az önce sordum ya normal bizim lahana sarmasına bir fark yok dedi içinde. Bak karabuğdayı göremedi Esin Hanım. Karabuğday güzel. Yani çok yakışmış. Peki afiyet olsun. Salatayı beğendiniz mi? Salata sönmüş uyumlu değil aslında. Çünkü lahana aynı cins, farklı bir... Lahana değil o. Ama hani sebze ya, sulu sebze. Kırmızı lahana değil mi bu? Ben açıkçası salatayı daha böyle marul ağırlıklı ve daha kaba bir şey bekledim. Hani mevsim salatası şey deseydiniz mesela mevsim salatası demedim ki marul salatası dedim. Bu zamanın mevsimine göre bir salata deseydiniz bu marul salatası değil. İçinde kırmızı lahana da var. Karışık. İşte yeşil taze soğan da koymuşsunuz. Biraz. Evet, renk versin de belki bir tık üstüne koyabilirdiniz. Ya da böyle mısırla renklendirebilirdiniz, sunum yapabilirdiniz. Ondan sonra mısırı kendiniz mi haşladınız? Nereden aldınız? Yok, onda o sıkıntı salata ürünü zaten ama marul salatası denince benim aklıma yani gözümde canlanan şey marul var. Tabakta bildiğim marul, limonlu, soslu. Hanımefendinin düşüncesi daha başka. Yani daha farklı. Afiyet olsun. Lezzetini beğendiniz mi? O önemli bizim için. Sosu güzel. Sosu güzel. Bera Hanım da beğenmiş. Ben de beğendim lezzetini. Meryem Hanım, patates pürenizi blenderdan mı geçirdiniz? Evet. Ama patates püresi ezilerek yapılıyor. Valla ben kolay olsun diye. Evet işte evet, itiraf ettiniz. Kız tebrik ediyorum. Aman ne kadar güzel olmuş. Pürüzsüz, böyle krem gibi, bakar mısın? Bunu elle ezilince de oluyor bu zaten. İlla blenderdan geçirmenize gerek yok. Ama adamlar yapmışlar blenderdan geçmeyeceğini düşünenlerdensiniz o zaman. Bence evet. Ama yok, kolaylık varken, pratiklik varken ne geçiyoruz? Evimde bildiğim patates ezeceğiyle kol kuvvetiyle yapıyorum. Patates püresi blenderdan geçer diyenler kimler? Patates püresi blenderdan geçer diyenler kimler? Geçmemiz lazım aslında. Geçmemiz lazım. Çünkü niye pekişirken? Çok özür dilerim. Ona da geleceğim. Ebru Hanım söyleyene kadar hiç kimse şikayet etmedi. Şu anda dankette. Zaten baklavası var ya, ağır. Yani o ara kolaya, yani pratikleştirmek için tercih etmiş olabilir ama geçmemeli. Ah Gencer Bey, beni bilmiyor muydunuz? Yardımcı olayım mı? Hayır, olmayın. Domates alerjim olduğunu bilmiyordunuz değil mi? Yani söylemiştiniz ama. Evet. Şöyle bir şey, yemek gerçekten domates püresi olması, hani olmazsa çok kötü, lezzetini çekmezdi. O yüzden. Yok, ben onu değerlendirdim o şekil. İnanın aklımdan geçmedi değil. Yani. Ama daha sonrasında değil mi? Hani hiçbir şekilde lezzet olmayacaktı. Kusuruma bakmayın. En azından birazcık domatesinden damak tadına bakın. Yok, bakamam. Çok az. İnan ki bakamam. Yani dün bayağı konuştuk bu konuyu. Yani eğer yapacak bir şey yok. Fenalaşırım diyorsanız tabii ki öyle bir şey diyemeyiz. Yok. Evet. Fenalaşmak değil benim. Ama şimdi sonuçta bu bir yemek programı. Tabii ki. Tabii, ama yani burada bir şeyleri tatmamız gerekiyor. Ben domates sosunun olduğunu biliyorum da onu öyle ben değerlendirdim. Onda problem olmazdı. Ama belki tamamını yemek isterim. Mesela şimdi bunun lezzetini tamamlamayacağınız için. Canım, siz neden geldiniz? Evet, burası bir yemek yarışması. Her şey girebilir. Ben de mesela deniz mahsulleri, başka şeyler sevmiyorum ama. Ben ona göre puan vereceğim. Belki benden bir puan fazla alacak. Eğer ki domatesi koymasaydı ben tamamını nasıl olduğunu biliyorum, menüyü biliyorum. Ama o bir inceliktir. Bence o bir inceliktir, yani saygıdır. Feraye Hanım'ın alerjisine dikkat etseydi artı bir puan vermezdi. Çünkü öyle bir ayrım yapması söz konusu değil. Sonuçta burası bir yarışma. Feraye Hanım bu alerji konusunda kesinlikle kafadan bir şeyler uyduruyor. Çünkü domates yemediğini, salça yemediğini bahsediyor. Ama dün Meryem Hanım'ın ana yemeğindeki yemeği yedi salçalı olduğu halde. Yani bu bir yemek programı sonuçta. Ya siz yemek yapacağınızı bile limon getirseydi ben ona ekstra puan vermezdim. Kadir Bey, yani bunlar beni neden anlamıyor arkadaşlarım? Ben diyorum ki o zaman ne anlamı kaldı hayatım benim sana vermediğim? Takılmıyorum, ben görüntüye takılmıyorum. Diyorum ki alerjim var domatese. Bu sossuz şekilde sadece kaşar atıp da bana sunabilirdi. Bir yarım parça. Ama Meryem Hanım'ın ana yemeğindeki domatesli şey yediniz. Yemediğim için lezzet aramıyorum onda. Gencer Bey'e soralım. Domates sosu koymasaydınız Feraye Hanım bunu normal bir şekilde yeseydi bu yemeğin gerçek lezzetini alabilir miydi? O yemek yani Milanesa'nın platana olmazdı o zaman. Çünkü yemeğimi tam sizin önünüze gerçek haliyle getirdim. Tamamıyla getirdiniz. Gerçekten gerçek haliyle getirdim yani. Ben, hani o yüzden hani siz domates sevmiyorsunuz diye puan kırarsanız o başka bir şey. Hayır, ondan kırılmaz. Ondan neden kırılır? Olması gereken buysa peki. Tebrik ederim. Kusura bakma, düşünemem. Siz şu anda domatesini yemediniz ama değil mi? Evet. Altındakini yediniz. Evet, altındakini yedim. Genel kapıyı çıktı aslında. Domatesin tadına bakmadım efendim. Altındakini yedim. Afiyet olsun. Yorumunuzu alalım Feraye Hanım. Salatanın tadına baktınız mı? Baktım. Görselliği çok güzel. Tadı da fena değil. Salatayı beğendim. Salata da güzel. Fresh, yanında uyumlu. Etin yanına güzel giden bir salata. Hoşuna gitti mi? Salatayı beğendim. Hoşuma gitti. Peki bu menü öğrenci menüsü mü? Bu menü öğrenci yemeği mi? Değil. Değil. Gayet afiyet şık. Olsun. Evet Ebru Hanım, siz bu yemek için röportajınızda tam bir öğrenci yemeği dediniz. Şu an aynı fikirde misiniz yemeğin gerçeğini gördükten sonra da? Bir öğrencinin yapabileceği ya da bir öğrenci evinde pişecek bir yemek mi? Bütçe açısından hayır. Ama gerçekten Gencer Bey'i tebrik ediyorum. O zaman yapabilir. Ya da bayağı burs alıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey, yanındaki patatesi hani basit. Bence yemek bana basit geldi ama ben şu şekilde söyleyeceğim. Yemek uğraştırıcı bir yemek. Biraz patatesler dondurulmuş galiba. Hayır. Şimdi hiç Gencer Bey şeklinde bile var, tırtıklı biraz böyle. Daha yumuşak olabilirdi. Lezzetinde yemeğin hiçbir sorun yok. Ana yemeğinizi beğendim fakat ben bu Koloslav salatası, bak o kadar ezberlemiştim. Coleslaw salatasını gittiğim bir yer var, orada sürekli yiyorum. Çok da seviyorum. Bunun tadı biraz daha bir hafif bir tatlımsı bir tadı olması lazım. Bir tık var, daha. Hafif bir şekerli. Bana biraz az geldi o. Onun dışında hani daha çok bana lahana havuç tarator gibi geldi. Yok, o şekilde şeker olmuş. De var daha içerisinde. Biraz şeker daha var, bence şeker oranı arttırılmalıydı. Ama Meryem Hanım dün bütün ülkedeki şekeri baklavasına koyduğu için evet, buna hiç kalmadı. Kalmamış onun için... olabilir. Yani aslında içerisinde şöyle şekeri şu yüzden dengelemek için içerisinde hardal da var bunun. Ben hardal da birazcık daha şey yoğun olduğu için, için şeker bu sefer acılatabilir hardalı deyip o şekilde sunmak istedim. Ama yani daha çok böyle tarator gibi olmuş. Şimdi Ebru Hanım başta bayağı bir söyledi ama yemeği beğendi, çorbayı da beğendi. Afiyet olsun. Mücvere laf söyledim, onu da beğendi. Sadece şunu tatlı yani olabilir. Tarator bu bence. Sunumu beğendin mi? Evet, sunum ya var ya, ne cevherler varmış sizde. Afiyet konuşmanızın olsun. Altının boş afiyet olmadığını gösterdiniz yani. Afiyet olsun. Evet, Esra Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Vallahi üzgünüm. Yani çok güzel sunum ama niye diyecek olsanız benim etim pişmemiş maalesef. Gördünüz yani çok zor kesildi. Ama benim de bıçaktan dolayı. Şimdi şöyle o bıçakla ben bizzat kestim. Gerçekten etiniz pişmiş. Gösterin, pişmemiş. Kadir Bey bir kaldır bana. Şimdi damak onun o çiğniyor etini. Ama Kadir Bey, bak çatalı bile batıramıyorum. Ben görmek istiyorum en azından. Kendi yaptığım hatayı görmek. Hatamla yüzleşeyim. Ama batıramıyorum ki çatalı, göstereceğim tamam da. Ben hatamla yüzleşeyim. Etin neresi pişmemiş Esra Hanım? Yani pişmiş. Çok sert. Yağını mı geldi? Pişmiş. Çok da güzel pişmiş et. Gel Allah aşkına. Birlikte ısıralım. O zaman sertliğini açıklayın bana. Esra Hanım siz etten anlamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Net. Meryem Hanım siz de görün. Olabilir. Ben yorumu saklayayım. Bunu etten mi anlamıyorsunuz? Yani olabilir. Evet, benim yorumum belli. Kamera var. Pişmiş olamam ama o zaman sertliğini açıklayın bana Gencer Bey. Neden sert? Çünkü bıçaktan dolayı. Adam bıçakla geldi kesti. Bıçaktan dolayı. Tamam bıçaktan dolayı da çatal bile zor batıyor Ebru Hanım. Çatal ama böyle kocaman parçalı. Hani savundunuz bugün Gencer Bey'i? Savunmadım ama kötüye kötü diyorum. Hiç beklenmedik bir performans değil mi? Ama beni şey yaptı. Benden bulaştı. Hakkaniyet. İnşallah. Ette kaderim yok kesinlikle. Ne oldu? Yine mi pişmemiş etin? Pişmemiş mi? Dün benim etime pişmemiş diyenler şimdi konuşsun. Yiyemiyorum. Onları vicdanını vermişsinizdir. Yani et gerçekten ben yiyorum, hiçbir sıkıntısı yok. Tamam çok böyle lehime iplik ayrılmıyor ama bu süre zarfında... Hayatım. Bir şey söyleyeyim mi? Kadir Bey özür dileyerek söz alayım. Buyurun estağfurullah. Kaşarın donmuş. Tamam. Dün benim mesela, ya hani. Benim kaşarım dün donuk değildi. Nasıl donuk değildi? Donuk muydu? Pastırmayla yapışmıştı. Donuk muydu? Ya ama bu kadar değildi. Bir şey söyleyeyim mi? Donuk muydu? Yok bu kadar değildi. Sıcak fırında bekledi. Bu kadar değildi. Devamlı kaşar aktif haldeydi. Hiçbir şekilde donukluğu yoktu kaşarımın. Önünüze bundan daha mı sıcak geldi? Evet, daha sıcak geldi. Evet. Etler bundan daha mı iyiydi? Hayır. Evet, nasıl hayır? Ben daha iyiydi. İşte o yüzden şu an etiniz bu kadar iyi değildi. Dünkü vicdanım, dünkü etime göre lütfen söyleyebilirim. Hayır, yok hayır. Ben siz yine tamam ben de sizin yaptığınızı kabul etmiyorum ama gerçekten etim çiğ değil. Yok, çiğ. Etin çiğ. Kabul etmiyorum, çiğ değil. Sen istediğin kadar gibi. Et veya etme. Salatanda da keşke yeşil mevsim salatası ya, birazcık kırmızı lahana olabilirdi. Lahana yemekler bıkmadınız mı kaç gündür? Ama mevsim salatası diyorsan şu an kış mevsiminde nelerimiz var? Roka var, maydanoz var, mısır var, havuç var. Daha da renkli bir zaten görselin yok bir kere tabağında ya. Siz bu güveçte nasıl bir görsel arıyorsunuz? Yapayım mı sana 5 dakikada? Dün niye yapmadınız? 5 dakika. Her tabanda görsel var. 5 dakikada görsel mi yapacaksınız? Evet Kadir Bey, yapabilirim. Şunu şöyle normal düşünün arkadaşlar. Görsel mevsim salatasını sunuyorsun. Buraya havuçlarını koyarsın. Böyle renk verirsin. Yağını damlatırsın. Sos kızart. Yağ damlat tabakta yine. Çünkü arkadaşım görselin yok. Bu çömlekte ben sadece çömlek yiyorum. Sizin de görseliniz yoktu ki. Sadece bir kolozun salatasını vardı. İlk gün peçetelere lokanta peçetesi dediniz. Evet. Bana şu an lokantadan daha kötü sunumla geldiniz. Lokantalar mükemmel. Lokantalarda daha güzel yemekler yiyoruz. Ucunda bir maydanoz oluyor lokantada yediğim yemeğin biliyor musun? Görsel. Senin o ilk gün lokanta peçetesi dediğin yerlerde üstünde maydanoz bile oluyor. Yemeğin üstünde. Yok aşağılamıyorum. Aşağılamak demiyorum. Ya evet öyle diyorsun lokantada bile derken. Lütfen bir sus da oksijen gitsin beynine. Bunun yanında zaten. Ben canım zaten. Seni de destekleyeceğim. Bir laf mıydı? Tamam yersiz bir laf. Zaten sebze eşliğindeydi. Sebze yok. Evet. Ben bir de o yok. Evet. İşte diyorum sunum yok. Menü. Yapılmayı unutuldu. Hayır yapıldı orada. Ama artık tabak önüme geldi. Yerim ben akşam onu. Ya savaşçına yedim. Sen kendi kendine mi vereceksin? Ya ben şu an gerçekten çok üzüldüm bu konu hakkında. Ama şu an tabak önümüze geldi. Evet yok haklısınız zaten. Bir şey diyeceğim, getirmesini isteyen var mı bu arada? Aynı şekilde benim önüme gelseydi ben de aynı tepkiyi verirdim. Haklısınız. Artık geçti. Geçti. Sunum bunum diyorsunuz ya. Ben sunum demedim. İşte dedim ya onun için dedim Gencer Beyciğim. Biraz oksijen giderse etrafını görebileceğiz. Sunum olacaktı zaten. Bir de zaten löp diye bunların güvecin yanına onları koysaydın yediydim seni. Neden? Beni değil onu yiyeceksiniz. Güvecin yanına sebzeleri mi koyacaktın sunum olarak? Ben gerçekten sebzede çok üzüldüm. Sebze olmasa o acılı ezmeyi unutmuş olsam da yani yaptığım bir şeyi getirmemek, unutmak beni o kadar çok üzdü ki gerçekten hatta ben çok ağladım. Sebze soteleri gerçekten puanımı etkileyecek çünkü sonuçta menüde yazan bir şey var ve önümüze gelen bir şey var. Hadi sunumu geçtim ama onların gelmesi lazımdı. Zaten puan kıracaktınız alın size bahane. Siz ne bekliyordunuz? Nereye koymalıydım? Ayrı iki tane daha tabak mı getirdik? Az önce dedi ya dış yabancı bir cisim kase tabağın içine bir de yanına koymuşsunuz. Bunun altını nereye tezgahıma sürüldü, evet, başka yere mi sürüldü bilemezsin. Eksik menü getirdiğime katılıyorum. Sunması lazımdı. Ama geri kalan... En azından alt şeyi bunu ters çevirip o şekilde olabilirdi. Yanında sebze sunacaksa. Sıcak olduğu için fırın yanında yenmesi gerektiği için. Ters çevirir mi peki üstünde kaşarlı beşamel var ya ama? Yok olmazdı. Kadir Bey zaten beşamel sosu hiç alta kadar inmemiş. İnmemiş zaten. Kurumuş. Ya vasat vasat. Normal arpa şehriyesini haşlamış. Alta koymuş, beşamel sosu için. Yani hiç kavurmuşsun. Tamam pilav bu şey ya. Siz beğenmediniz anladım. Esra Hanım sizin yorumunuz nedir? Bu arada Meryem Hanım salatasını kaşıklıyor bir vasat dedi. Evet yani vasat olmasa ne yapayım açlıktan öleyim mi? Açlıktan ölmezsiniz. Ölmeyeyim emin olun işte. Ölmezsiniz. Ölmeyeyim diye ölmezsiniz emin olun. Müsaade ederseniz yorum yapalım. Buyurun Esra Hanım. Yani yine dünkü talihsizlik maalesef. Az önce de söylemiştim. Etim bayağı çiğ. Pişmemiş, gerçekten pişmemiş. Hani durmayla alakalı ya da fazla pişmesiyle alakalı bir şey değil. Hani Gencer Bey'in... Pişmemiş derken nasıl yani? Yani böyle çok özür dilerim, affedersiniz. Böyle ağzınızda böyle gıyır gıyır cıyır edin. Salataya da gelecek olursam... daha böyle işte yoğurtlu ya da mayonezli gibi bir salata beklerdim. Mevsim böyle salatası. Mevsim salatası. Yani, yani benim beklentim bu şekilde. Ama yine yoğurtlu salata demedim ki mevsim salata. Hayır siz demediniz. Dediniz diye demiyorum. Ben kendim yapıştırdığımı söylüyorum. Tamam, anladım. Ben de yoksa lezzet açısından ekşiliği falan gayet. Afiyet olsun Esra Hanım. Yoğurtlu bir salata ile patlıcan, köz patlıcanlı bir salata olabilir. Yani evet ben de öyle bir şey. Mesela hani bol ekşili ne iyi olurdu değil mi? Ben bunun için domates falan yok ya. Beğenmeyip onu da yemem. Öyle de işte. Şahlı istedi ki Bera Hanım sizin yorumunuz nedir? Ben az fazla yemedim. Arkadaşlarıma katılıyorum. Beşamel sosu gerçekten çok kuru kesemedim bile. Alerjim olduğu için fazla yiyemedim. Arpa şehriyelerinden ve biraz yemeye çalıştım etinden. Buyurun. Lütfen kesmeyin ama. Neden sen kısık yapıyorsunuz? Yorum yapıyor musunuz? Yani gerçekten ağlaya gülüyorsunuz ağlayazdık ama. Yani gerçekten. Gülme değil, duymuyorum. O gülüm sizden bahsetmiyorum. Vallahi siz duyuyorsunuz. Kadir Bey müdahale eder misiniz? Siz duyuyorsunuz. Biri gülüyor, biri bir şey. Kadir Bey duymasa müdahale edecek. Duymuyoruz. O zaman ben sizin gülmenizden duymuyorum. Yok yapıyoruz. Gencer Bey kendi duymadığı için tepki gösteriyor. Duymuyormuş maalesef ki. Bitirdiniz mi Gencer Bey? Bitirdim Kadir Bey. Doydunuz mu bugün masada? Hayır Kadir Bey doymadım yine bugün. Gencer Bey vallahi benim öğrenci evim dedikleri evde daha güzel doyuyorum ya. Bir öğrenci evine gitsem daha çok doyarım. Daha lezzetli yemeklerle daha çabuk doyarım öğrenci evinde emin olun. Kesinlikle haksızlık yapıyorsunuz Gencer Bey lütfen. Ama haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü... Yani sizin damak zevkinize uymayabilir ama yine de işte ben kendi böyle adıma konuşuyorum zaten. Kendi adınıza konuşuyorsunuz daha saygılı yorum yapabilirsiniz lütfen. Benim nerimde saygısızlık var. Arkadaşlar siz benim günümde her şeyi dediniz. Hiç saygıdan vurmadım hiçbirinize. Niye kendi gününüz gelince vursaydınız ben Gencer yorum yapınca saygısızlıkla en büyük çalışıyorsunuz siz yaptınız. Yani vursaydınız. En büyük saygısızlığı sen başta beni evine misafir ederken yaptın. Sen çünkü sen benim hediyemi bana vermedin. Sakladın ve bunu ertesi gün getirdin. Tamam, ben senin evine girdiğimde de bana saygısızlığın kapının içerisine girer girmez başladı. Ben bunu hak ettim. Siz de aynı şekilde. Peki Esra Hanım'a soralım. Esra Hanım ne gibi saygısızlık yaptı Gencer Bey? Gencer Bey bunun için özür dilerim. Daha kaç kere söyleyeceksiniz? Tamam saygısızlığını söyle. ki şey dediniz ya hani benim yok ben X bir arkadaşımın yanına gitsem onunla daha güzel öğrenci menüsü yerim falan dediniz ya. Yani işte saygısızlık değil mi sizce? Hayır değil. Örnek veriyorum. Bence saygısızlık yapıyorsunuz. Siz benim menüm öğrenci menüsü deyip yani hepsini geçin ben 10 yıllık evli bir bayanım. Olabilir. Hayır, 10 yıllık bir öğrenciyle bir mi sence? Çok güzel. Yani aynen. Kadir Bey öğrenciler daha size güzelini bile yapıyor. Hislerime tercüman olunuz. Öğrenciler daha güzelini bile yapıyor. Tamam işte onu şu an hakaret saydı. Hani 10 yıllık bir ev hanım olarak beni bir öğrenciyle bir tutman bana hakarettir diyor. Niye hakaret olsun? Eli lezzetli olan bir sürü öğrenci var. Evet. Ben de elimin lezzetine güveniyorum Allah'a şükür. 10 yıllık hamaratlı evli olman neyine bağlar ki onu? Lütfen bu bir kere sizin bu 10 yıllık evliliğim öteki öğrencilerin evinde yani öğrenci bu şunu bir bırakalım. 10 yıllık evli olman senin benden daha iyi olman ya da 2,5 yıllık evli olan Ebru Hanım'dan daha iyi olman anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Ben böyle ama bir iddia... bu yetenek meselesi. Hayır bakın ben böyle bir iddiada bulunmuyorum. Sadece size iddiamı diyorum. Söyledin az önce. Hayır ama tamam iddialıyım. İddiadan yana sıkıntı yok. Ama siz saygısızlık yapıyorsunuz diyorum. Yorumunu bir alalım mı? Bence Gencer Bey. Başladı yine terapilere. Hareket mikrofonuna gitmesin. Sakinleştirmeye artık şey buldum Kadir Bey kendime. Yapın yorumunuzu. Yani tatsız, tuzsuz olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tatsız, tuzsuz olmuş. Pilavınız çok soğuktu. Yapıştı. Yapış. Yok artık. Evet. Yapış da değildi ya. Yani tamam. Şey var ya soğukluğundan belki yapıştır. Hı. Sen zaten dikkate almıyorsun. Ben sana niye yorum yapıyorum ki? Ben mi? Hayır sana demedim. Hı. Esra Hanım'ın tavrı hiç hoş değil. Ben yorum yapıyorum. Hı dedim ne hayır dedim? Bak. Dinliyorum işte seni ne güzel. Göz teması kuruyorum sizin hayır. Kurmadığınız gibi. Lütfen terbiyesizliği şu an siz yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. Evet. Oh. Şu an en büyük terbiyesizliği siz yapıyorsunuz. Neyse geçelim buraya. Yorum yapmak istemiyorsanız peki Gencer Beyciğim. Ben Esra Hanım'a yorum yapacaktım aslında. Ama ben yorum yapmaya başladığımda ağzını yüzünü buruşturunca yorum yapmadım. O bana saygısızlığı yaptı. Bence asıl saygısızlığı kendisi yapıyor. Sürekli herkese bir sataşmalar, kendini ispat etmeler, konuşmak için konuşuyor. Sürekli bir mikserlik yapıyor yani. Meryem Hanım buyurun. Eline emeğine sağlık. Evet pilav tuzsuz ve tadı olmamış. Soğuk olduğu için pilavını yiyemedim. Krebin çok kalın olmuş. Sıcaklığı falan çok güzel. İçine mesela bezelye kokusunu çok güzel kamufle etmişsin. Güzel olmuş. İçini yedim güzel olmuş. Eline sağlık. Garnitürleri falan bu arada kendisi evet, yapmış. Hazır değil. Haşladı evet, doğradı. Fark ettim bir baharat var içinde. Onu alabildiniz mi? Ne baharat olduğunu? Ay valla ben çok acıkmışım. Yedim, bilemedim. Şuradan yarsana ben şimdi bulurum onu. Sizler hanımlar. Farklı bir baharat var içinde. Ay söylemediniz. Bilmiyorum. Alamadım yani ben tadını. Bir baharat yok ki içinde. Evet, var. İçinde baharat ismi olarak farklı bir baharat söyleyebilir misiniz şu anda? Almadınız galiba. Ben almadım yani bilmiyorum. İçinde köri koydum. Bir aroma var ama. Evet ben çok de koyarım farklı. Genelde. Nasıl? Nasıl almadınız? Almadım yani bilmiyorum. Ama ben memnuniyet çizginiz nedir? Bana şunu bir izah eder misiniz artık? Ben size bakıldınız Ebru Hanım. Yeter yani gerçekten yeter yani. Ebru Hanım burada. Hayır pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Niye sinirlendin şimdi bizden ona? Yani çok önemli. Kendi aynısını yapıyor. Hani biz yapınca eleştiriyor ya saygısızsınız, terbiyesizsiniz diyor ya. Hiçbir şey yaptığım yok ya. Bak, ayıp ya gerçekten. Daha ne yapacaksınız ya? Daha ne yapacaksınız? Sesini yükseltme ilk önce. Sakin ol evinde misafirim. Bana dün diyordunuz bağırmayın. Siz de bağırıyorsunuz Esra Hanım. Yani siz benim damarıma basıyorsunuz. Sesini yükseltme. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Bağırma ben kaç yaşında çocuğum daha küçüğüm. Ay yazık. Yani ufaklıcık meyve. Evet zaten bu masanın küçük delikanlı. Hani oğlan çocuklar. Beni bilirler. Allah'ım kendimi çok seviyorum. Çok güzel yemekleri ben yapmışım. Yine lezzet yok. 4. günde yine lezzet abartmayın. Yok. Esra Hanım bakın gerçekten. Titriyorum bak. Titredim. Gözün kenarı titriyor. Titremeyi beceremedim. Tamam öyle dedin. Böyle dedin ya. Titredim. Titriyorum Esra Hanım. Hadi hep birlikte titreme nasıl olur onu gösterelim. Hadi gösterin. Meryem Hanım yorumunuz bitti mi? Evet. Afiyet olsun. Her zaman koyduğunuz körünün tadını alamadınız. Açıklama olarak acıktığım için dediniz. Evet. Ama bezelyenin... Siz acıkınca baharatların tadını almıyor musunuz? Ay yok ne bileyim sevdim yedim yani. Körüyü alamadım gerçekten alamadım. Afiyet olsun. Gösteriyorum. Pembe. Tamam. Bakın pişmemiş. Bak etleri gördünüz mü? Pembe yani pembe. Gayet. Ve içinde pişmemiş. Dakikasında pişirdim yok, ama bakacağım ben de bakacağım. Ona göre. Bayağı baksanıza yani. İçinde çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Pirinci mama gibi olmuş yani. Pirinci bayağı iyi ama. Yani, evet. Pirinçler pişmemiş yani, bilmiyorum. Pirinçler patlamış mama gibi. Sizde mi tablonuz pişmemiş? Evet, pişmemiş, o gıcık gıcık. Benim zaten bu nedir hafta başından çektiğim çiğlik, fazla pişmişlik ya da diyeyim. Gencer Bey'e bakaraktan. Vallahi benim masamda değil. Daha pişmiş yediniz de. Siz bahane işte, bulmak için çok fazla pişmiş diyerekten dedim ya Gencer Bey. Gencer Bey, duyuyor musunuz? Geçen günde... İyi misiniz? Hayır, geçen günde dediniz ki pişmemişti. Kesilmedi. Bugün ne diyorsun ki çok pişirmişti, kesilmedi. Hayır, önce şimdi öyle söyledim. Şimdi bir dengesizliği bırakın. Tamam, bir karar verin artık. Siz bana bunu izah edince... Pişildi mi, pişmedi mi? Ya hep hakaret ederek konuşmak zorunda mısınız? Kadir Bey, hakaretim yani neresinde? Dengesiz diyorsun. Dengesiz bir konuşma, bir insan dengesiz bir konuşma yaptığını dengesiz niye konuşuyorsun deriz. Bu niye hakaret olarak algılıyorsun? Yani hakaret konuşmuyorsunuz dengesiz... deseydi daha doğru yani, olurdu. Evet. Ama dengesiz hakarete evet. giren bir kelime değil ki. Bence öyle. Siz niye bunu, sizin hayatınızda niye fazla kelimeler hep farklı işlenmiş? Tutarsız demek diyebilirsiniz. Neye tutarsız? Ben dengesiz diye ama dengesiz istiyorum. Kötü bir kelime. Ama dengesizin neyi kötü? Ben terazi burcuyum, kendimi tanıtırken diyorum ki terazi burcuyum, dengesiz bir insanım. Tamam, aslında... Biz terazi değiliz. Yani ben tamam, de terazi burcuyum aslında. Biz niye çarpışıyoruz sizinle? Ay siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz ya. Bir tek siz anlıyorsunuz. Gerçekten hiçbir şeyden anlamıyorsunuz ya. Siz anlıyorsunuz ya, yeter bir masaya. Evet, yeterim. Tek başıma yarışsaydım. Artık yemeğinizi yiyin. Keşke tek başıma yarışsaydım. Size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siz yiyin. Biz yedik. Evet Esra Hanım, tavuğunuz pişmemiş mi? Evet, pişmemiş maalesef. Şu dediğim gibi o gıj gıj sesi geliyor dedim ya hafta başından beri maalesef. Bir pişmemişlik, bir de çok fazla pişmişlik. Yine bakın üstüne basarak söylüyorum. Sonra yorumumu düzelttim. Siz bana şu an dengesiz lafını uygun gördünüz ama... Çok özür dilerim. Ben yemek yorumunu dinlemek istiyorum. Evet. Pilav pişmiş mi? Lezzeti yerinde mi? Yani... Gırç gırç ediyor mu pirinçler? Pilav gırç gırç ediyor. Hatta çok bile pişmiş. Yani iç pilavı. Pişmiş iç pilavı. İç pilav. Bir saniye, sen dinlemek istiyorum. Maalesef o pirinçler de biraz daha diri. Diri mi? Evet. Bir lezzet var mı aroma pilavda? Diri mi? Nasıl diri? Ben de yiyorum. Diri yani. Ben de yiyorum. Bana göre diri. Size bana göre diri. Benim damak zevkime göre diri. Siz bugün zaten hiçbir şeyi beğenmemeye gelmişsiniz. Ya neyse onu söylüyorum ama Feraye Hanım. Tabii ki yani. Neyse onu söylüyorsunuz kendinize olsun. Göre. Beklediğiniz ana yemek gelmedi. Yani yok maalesef. Patlamış yani. Pişmemiş diyorsunuz. Meryem Hanım, siz nasıl buldunuz? Çiğ buldum. İç pilavında tat eksikleri var. Fıstıklar fazla kavrulmamış. Tavuk zaten bayağı kalın olduğu için. Hiç kavrulmamış hatta. Pişmemiş. Fıstıklar. Pirincinizde yer yer pişmeler, yer yer tıkır tıkır gelenleri var. Ben diyorum yani bana hiç tıkır gelmedi. Hepsi bayağı bir pişmiş. O zaman bizimkinde var herhalde o zaman. Komple aynı. Bu arada Feraye bayağı yemeklerini yedi farkındaysanız. Farkındayım. Evet. Bir de tavukları şöyle bir ocak göstermemişsiniz. Evet. Ben hep yıkamadan önce bir tütsüleme yaparım. Evet. Küçük ince kıllara gitsin diye. Bunu da yapmamışsınız derisinde, hatta sizin kendi porsiyonunuzda var. Benim kendi porsiyonumda da vardı. Ben deriyi çok severim. Hatta deri yiyecektim, görünce yiyemedim. Bu kadar. Eline emeğine sağlık ama gerçekten olmamış. Meryem Hanım, şu ana kadar gelen yemeklerde Feraye Hanım'ın bir hamaratlığını gördünüz mü? Bak normalinde hamarattır. Demiyorum. Ben masayı konuşuyorum. Hayır, normali beni ilgilendirmez. Bugün yok yani. Bugün heyecandan olabilir, yarışma şeysi olabilir ama yok. Gerçekten yok. Hiçbir şey göremediniz masada yani. Ya görüyoruz da. Ya umduğumuz veya ben var ya çok isterdim ki beni şaşırtın. Sizin bu ya ne kadar harika. Benim istediğim gibi bu hafta dördünüzden de evet. Beni şaşırtmanızı bekledim. Hiçbirinizden de bizi hiç şaşırtmıyorsun. Her lafın içindesin. Hiçbir şekilde şaşırtamadınız. Dördünüz birden beni bu hafta şaşırtamadınız ya. Oh. Bak o kadar çok eğleniyorum ki şu an. Ah ne güzel. Yani hiçbir şekilde seni eğlendirebildiğimiz için. Ay, çok teşekkür ederim. Gelmiş herkes zaten. Beğenmemeye gelmiş Kadir Bey. Ama şaşırmadık. Gerçekten. Buyurun Gencer Bey, siz yapın yorumunuzu. Kadir Bey, pişmiş mi? Tavuğum evet pişmemiş Feraye Hanım. Pişmemiş. Evet pişmemiş. Ciddi anlamda pişmemiş. İçerisinde ben tatlı bir tad alıyorum. Böyle tatlımtırak bir tad alıyorum. Evet, kuş üzümü belki aynen, fazla. Onun dışında bir lezzet alamadım. Pirinçleriniz de pişmemiş Feraye Hanım. Pirinçler bayağı pişmiş. Bu arada doldurmadan önce de bir taşımda kaynattı yani. Evet. Kavurdu, pişirdi. Belki pirincinden kaynaklıdır bu. Bunu da olabilir. Hani savunamam çünkü pirincinden de kaynaklı olabilir bu. Bir de Kadir Bey sabah dedi ya, inşallah tavuk budunu birazcık daha incedir. hani inceltmişsindir. Evet. Evet. Keşke onu dikkate alsaydın. Hani en azından bir şeyle dövseydin daha iyi pişmiş olurdu. Olayı yapmadım. Evet doğru. O tavuk. Olayı yapmadım. Hatta sabahları beni kasapla uğraştırmayın dedi yani. Evet börek açarken. Keşke onu da dikkate alsaydın biraz ama... Ellerine sağlık. Şaşırtmadı dedi. Seni Ayfer Hanım. Diğer hanımlar gibi şaşırtmadı seni. Peki Feraye Hanım, Ayfer bu dilime dolandı. Evet Ebru Hanım, sizin yorumunuz nedir? Feraye Hanım, önceki tabak önüme geldiğinde görüntüsü çok güzeldi, kızarmıştı. Açıkçası ümidim biraz yüksekti. Fakat içini açınca tavuğunuz pişmemiş, iç pilavınız biraz kıtırlıklar var. Feraye Hanım tam beklediğim performansı gösterdi aslında. Yapamayacağını zaten söylemiştim. O kadar da değil. Biz de gördük onun menüsünde neler yaptığını. Oy Feraycığım oy. O tavuğu da savunmaz ya insan. Tamam yemekleri savun da çiğ tavuğu nasıl savunuyor? Neredeyse gıdaklayacaktı ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.